Herkese merhaba. Kan hoş geldiniz. Bugün Yetim Gerçekler filmini izleyeceğiz. Bu film bence bayağı üzücü olacak. Hani daha önceden izlemedim ama bir ismine bakınca hani üzücü olabileceğini hissedebiliyorum. Ama olmaya da bilir de belki, bilmiyorum. Yani yetim lan, yetim oğlum. Bayağı kötü bir kelime bence yani ya. Üzücü olabilir. Yani hazırlıklı olun. Bu tür videonun daha çok gelmesini istiyorsanız efendim videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videomdan anında haberdar olmak için de bildirim çanına tıklayabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Ve izlediğimiz kanalda açıklama kısmından bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, bir tane kızla başladık. Suratı gülüyor. Güzel bir şey olsa gerek. Hoş geldin Tom. Hoş buldum bebeğim. Tom'un suratı niye değişti lan? Ne oldu bebeğim? Sorun ne? Şey, ben düşündüm de. Çocuk evlat edinmek istiyorum. Biliyorsun, çocuğumuz olmuyor. Ben de çalışmadığımdan evde canım çok sıkılıyor. Canı sıkıldığı için evlat mı edinmek istiyorsun? Belki çocuk evlat edinirsek daha iyi olur. Ama bebeğim, benim istemediğimi biliyorsun. Ben bakacağım, söz veriyorum. Bu işin sonu iyi olur umarım. Lütfen bebişim. Peki ama söz verdiğin gibi sen bakacaksın. Bebişim ne ya? Teşekkür ederim bebişim. Bebişim. Bebişim ya. Merhaba, siz telefonda konuştuğum Lily olmalısınız. Bu da kocanız Tom galiba. Evet, ta kendisi. Telefonda konuştuğumuz gibi. Tam size göre evladımız var. Ürün mü seçiyorsunuz oğlum? Beni takip edin. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Sanki eşya seçiyorlar. Allah Allah, tam size göre. Merhaba. Ya ama sen çok tatlısın. İsmin ne senin? Kendisi biraz utangaçtır. Evet, bayağı hem de. Biraz da değil. Benden utanmana gerek yok. Benim adım Abby. Bak, ne güzel ismin var. 6 yaşındayım. Ya çok tatlı. Biz senin annen ve baban olmak istiyoruz. Pek olmak istiyora benzemiyor babası ama. Anne, bak oradaki de baban. Surata baksana. Birkaç evrağı imzaladıktan sonra eve götürebilirsiniz. Sizinle çok iyi anlaşacağından eminim. Çok tatlı lan harbi. Böyle tavırları falan çok tatlı be. Burası senin yine evin. Yeni evin. Burası kocaman. Beraber okul işlerini halledip sonra beraber kek yapmaya ne dersin? Olur. Olur. Bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii ki. Baba neden bana öyle bakıyor? Siz sevmedi galiba beni. Hayır, o seni çok sevdi, merak etme. Sadece çok işi var. Külliyen yalan. Tıt tıt, tamam anne. Hadi gel bakalım. Beraber yapacağımız bir sürü şey var. 4 ay sonra. Saçım çok fazla dökülüyor. Neden bilmiyorum. Allah Allah. Ne oldu lan? Anne. Anne? Anne? Anne hadi uyan. Şaka yapmanın zamanı değil. Anne uyan. Anne. Oğlum ne oluyor lan? Hey tamam, üzülme. Annen iyileşecek. Ağlama lütfen. Benim karım nerede? İçeride beyefendi. Bunu sen yaptın değil mi Abby? Oğlum saçmalama lan. Zaten seni hiç sevmemiştim. İftira atacak yer arıyorsun ha. Karımın iyi olması için dua et. Beyefendi, çocuktan ne istiyorsunuz? Bir kere o yapmadı. Ben dışarıdan ağlama sesi duyup girdim. Yerde ağlıyordu. Lütfen boşuna suçlamayın. Ağlama, hepsi geçecek. Ya çok üzücü ya. Doktor, karım iyi olacak mı? Maalesef karınız kansere yakalanmış. Aile fertleri ziyaret edebilir. Hadi bakalım, anneni ziyaret edebilirsin. Oğlum çok kötü ya. Niye böyle bir şey oldu ki? Üzüntüden, stresten. Bebeğim iyi misin? Evet, biraz. Anne sana ne oldu? Hastalandım kızım. En yakın zamanda iyileşeceğim. Burada mı kalacaksın? Bir süre evet kızım. Öf. Tom, senden bir şey istiyorum. Ne istiyorsun bebeğim?
Abby'ye bakmanı istiyorum. 60 üzeri Loki işte ya. Bakmaz. Ne? Hayır. Lütfen bebeğim. Benim için. Bakmaz ya. Peki senin için. Ben hiç zannetmiyorum. Kızım bir süre sana babam bakacak, tamam mı? Kendine çok dikkat et. Tamam anne. Eyvah. Şimdi hapı yuttun işte. Geldik eve işte. İstediğini yap. Surata bak ya. Hiç memnun değil halinden. Hiç. Bana süt verir misin baba? Vermez. Zannetmiyorum. Birinci olarak. Ben senin baban değilim diyecek değil mi? Sütü sen alabilirsin. He, alabilir evet. İkinci olarak. Bana baba deme. Ben biliyorum işte. Böyle diyeceğini biliyorum işte. Beni rahatsız etme. Oğlum yazık lan. Küçücük çocuğa ne bileyim ya. Yapılmaz öyle. Alamıyor ki sütü. Boyu yetmiyor galiba. Baba saçımı yapar mısın? Benim işim var. Gitmem gerek. Oğlum saçını yapacaksın lan sadece. Ha gülüyorlar. İzik böyle okula mı gelinir? Kravatını bile bağlamamış. Saçlar desem bakılmamış bile. Pis seni. Oğlum git başkasıyla uğraşla. Bugün ne yapsak acaba? Ben bunun ümüğünü sıkarım la. Bu çocuğun ümüğünü sıkarım. Bunu hocaya söylersen daha kötüsü olur. Aptal seni. Oh doğru. Sen evlatlıktın değil mi? Oğlum mal ya bu. Aptal. Oğlum. Neyse. Ağzımı bozmayacağım. Videoda. Hadi herkes derse. Kızım sana ne oldu? Düştüm öğretmenim. Ya yapma be. Söyle onun yaptığını ya. Daha çok dikkat etmelisin. Of. Bak şimdi daha iyi oldun. Hadi derse gidelim. Söylemelisin ya. Ana. Anne ben geldim. Anne saçlarına ne oldu? Kızım hasta olduğumdan kesmek zorunda kaldık. Ve kızım bir gün hayattan gidersem seni çok sevdiğimi unutma. Anne. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Of. Bir ay sonra. Neden bıraktın beni Lily? Oğlum bayağı duygusal lan bu. Hepsi senin suçun. Ben seni hiç istemedim. Lily'ye bakacağımdan söz verdiğimden dolayı buradasın. Yoksa şu ana kadar bırakıp gitmiştim seni. Ya oğlum kızın ne suçu var küçücük kızın ya. Sen de saçmalıyorsun ya. Patron. Alo efendim. Şey patron, ben Tom. İşten bir süre izin istiyorum. Karım yakın zamanda hayatını kaybetti de. Peki ama bir süre. Teşekkür ederim. Oğlum patron da hala şey yapıyor, garip davranıyor ya. Ne oldu? Sana su getirdim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Peki ben yine de suyu buraya koyuyorum. Seni seviyorum baba. Oğlum kız hala iyi davranıyor sana. Sen cidden yani ne bileyim ya. Bak o karından bir emanet sana. Emlakçı neden arıyor? Alo. Kiranın zamanı geldi. En yakın zamanda öde. Ödeyeceğim. Merak etmeyin. İyi günler. Kirayı da mı ödemedin lan? Bir hafta sonra. Baba hiçbir şey yemedin. Ben de sana sandviç yaptım. Gerek yok. İstemiyorum. Zaten Lily'ye gittiğinden beri tek başıma kaldım. Bir ay sonra. Oğlum. Bunlar kim lan? Tom, kira nerede kaldı? En yakın zamanda getireceğini söyledin. Hala getirmedin. Getirecektim. Gerçekten. Tut şunu. Allah Allah. Oğlum çalışmıyor mu bu? Paramı vereceksin. Yoksa sonuçları iyi olmaz. Kimlere ulaştın lan sen? Vallahi kimlere ulaştın oğlum? Baba. Lan. Bak yardım edip duruyor sana ya. İyi ki yetimhanedeki abla bunu yapmayı öğretmiş. Hadi.
Uyandı. Gözümü o mu bandajladı? Ya hadi şuna bir iyi davran be artık ya. Her gün ona yardım etmeye çalışıyordum ama o yine de beni hep tersliyordu. Bir ay sonra. Yine mi? Nerede kaldı param? Getirecektim. En son ben sana ne demiştim? Sonuçları iyi olmaz demiştim. Ben sana şans vermiştim. Artık süren doldu. Oğlum. Bunu neden yaptın? Çünkü sen benim babamsın. Belki öz babam değildin ama yine de seni öz babamdan çok seviyordum. O kadar şey yapmama rağmen mi? Bana istediğini yap ama yine de seni sevmeyi asla bırakmam ki baba. Üzgünüm. Hayır, hayır, ölme. Söz veriyorum bir daha sana kötü davranmayacağım. Seni öz kızım gibi seveceğim. Ya ne olur ölme. Öldükten sonra mı aklına geliyor sevdiğin? Lily'yi kaybettim. Seni kaybedemem. Gitti. Hayır. Üzgünüm. Seni çok seviyorum kızım. Son. Oğlum bu bayağı duygusaldı. Yani öyle böyle değil. Hani ben bu kadar beklemiyordum açık söyleyeyim. Bu kadar beklemiyordum. İki ayda iki kişi gitti yani. Göçtü. Ya gerçi zaten videonun başından da belliydi. Videonun ismi Yetim'di. Hani bayağı üzücüydü. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familya.